Çok teşekkür ederim. Sayın hocam, değerli misafirler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Bugün özellikle güncel bir konuyu konuşmak için buradayız. Covid konusunu konuşacağız ve gerçekten günümüzde çok önemli. Ben ilk konuşmasını yapmak üzere sevgili Burak Kiraz ve Serhat Kaya'ya COVID-19 sunumu yaşayan hasta deneyimleri konusunda sunumlarını yapmak üzere davet ediyorum. Recep Hocam, olmazsa sizinle başlayalım. Gel, bekle. Arkadaşlar uygun değilse başlayabiliriz ama takdir sizleriz. Merhabalar, ismim Serhat, İzmir'den katılıyorum. Yaklaşık iki sene önce koronavirüse yakalandım ben. Ben de aynı zamanda sağlık çalışanı olarak görev yapmaktayım. Bu süre zarfı içerisinde herhangi bir septomum olmadı. Nasıl septomum olmadı? Yüksek ateş, nefes darlığı veyahut da başka bir sebeplerden belirten yaşamadım. Çünkü temaslıydım. Ben hafif septomlarla atlattım. Ve yaklaşık 3 yıl boyunca su kutan tedavisi görüyorum. Aynı zamanda hemofili A hastasıyım ben. O süreçte zaten herhangi bir kanamam da olmadı. Ve ben çok hafif septomlarla atlattığım için çok fazla bir şey de yaşamadım COVID-19'la ilgili. Ama tabii yaşayanlar oldu. Bunun bilincindeydim. Aynı zamanda sağlık çalışanıydım. Kendimi nasıl izole edebilirim? Nasıl koruyabilirim? Bunları gayet başarılı bir şekilde kendi odamda izolasyon olarak kendimi korudum ve daha sonra atlattım. Onun dışında herhangi bir sıkıntım yok yani. Gayet iyi yani. Herkese teşekkür ederim. Ne kadar oldu Serhat? Geçirmiş olduğum süre yaklaşık 2 sene önce oldu ve tamamen 14 gün karantina süresinde kaldım. Zaten 8. günde iyileşme aşamasındaydım ama yalnız bende tat ve koku duygusu kayboldu. Tat ve koku duygusu kaybolduktan sonra 1,5 ay sonra geriye gelmeye başladı bende. O da bana fazla bir etki etmedi. Sonra zaten tat ve duyu organları yerine oturdu. Gayet başarılı bir şekilde atlattım onu. Daha sonra zaten ilk aşıyı da bizler olduğumuz için direkt aşıyı da oldu. Daha sonra gerisi geldi. Şu anda çok iyiyim yani. Teşekkür ederim herkese. Ben teşekkür ederim Serhat. Çok sağ ol. Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar Serhat'a? Çok teşekkürler. Burak Bey'in bir videosu varmış. Onu beraberce izleyelim. ...25 Kasım 2020 günü ilk COVID teşhisi kondu. İlk konduğunda sadece ateş, biraz halsizlik vardı. İlk 6 günde bu şekilde seyretti. 6. günün akşamında aniden, ateşim hep 37'lerde seyrederken... ...6. günün akşamı aniden 39.5'a çıktı ve tansiyonum da 6'ya 4'e düştü. Öylelikle biz daha ciddi seyrettiğini anladık ve hastaneye gittik. İkinci kez tomografi çekildi. İlk günde çekildiğinde bir şey çıkmadı ama altıncı günde çekildiğinde ciddi bir tutulum çıktı. %45-50 civarında ciğerlerde. Hastalık, benim iki tane küçük oğlum var. Onlar, eşim onları sürekli parka götürüyordu ve bulaşın çok sık olduğu bir dönemde. Muhtemelen yani biz çok sıkı korunuyorduk. Her yere maskeyle gidiyorduk. Markette veya dışarıya evde geçmek gibi bir şey de yapmıyorduk. Kimse gitmiyordu evden ama çocukları sadece parka götürmüştük. Muhtemelen parktan onlar taşıyıcı olarak getirdiler. Zaten önce eşim, sonra çocuklarda çok hafif seyreden bir ateş ve sonra da bana, işte evdeki bakıcımıza, onun çocuklarına, onun ailesine toplamda 8 kişiye bulaştı. Sonra hastanede PCR testi yapılıp bu şekilde kondu. Hastalık dediğim gibi ilk 6 gün sadece çok hafif ateş 37 dereceler, 37,5 dereceler ve çok hafif bir halsizlik şeklinde gitti.
Bunun dışında herhangi bir sorun yoktu. Çok hafif bir nefes darlığı vardı ama yani böyle rahatsız edecek boyutta değildi. Bir anda 6. günde nefes çok ciddi şekilde daraldı. Altıncı günün sonunda hastaneye gittiğimde yani ciğerlerimizde ciddi bir tutulum var ve hastaneye yatmamız gerekiyor dediler. Hastaneye yattım. Hastanede yaklaşık 11 gün kadar yattım. 6 günün üstüne. 11. gün hastanedeyken ciddi bir kilo kaybı yaşadım. Hastalığın 5. gününde satürasyon bayağı bir düştü. Bayağı bir düşünce öksürdüm. Öksürüğümden böyle iki avuç kadar da kan geldi. O kanın üstüne Bülent Bey'e danıştık, Bülent Zülfikar hocamıza. Yattığım hastanedeki doktorumuz danıştı ve 2000 ünite kadar faktör aldım oradan. Akabinde 2000 ünite faktörün sonunda yine Bülent hocamıza da danıştılar ve Actemra ilacı kullandılar. Yani ya yoğun bakımı alacağız ya da bir Actemra'yı deneyelim gibi bir fikir oluştu doktorların arasında. Ondan sonrasında Actemra kullandılar 2 doz kadar. Daha sonrasında da düzelmeye başladım. Actemra hastane yatışımın 5. gününde başladı. Sonra 11. günde de hastaneden taburcu oldum. Sonunda da yaklaşık hastaneden çıktıktan bir hafta sonra da yani toplam 25 gün kadar pozitif olarak devam etti COVID testlerim hep. 26. günde yapılan testte negatif çıktım en sonunda. Bu tedavinin akabinde hastalık bittikten sonra toplamda 12 kilo verdim. Yani toplam 15 günde 12 kilo kadar bir kilo kaybı yaşadım. Nefes darlığı bir süre devam etti. İşte merdiven çıkarken, ağır iş yaparken, uzun yürüyüşlerde ya da işte bir şeyler taşırken gibi durumlardır. Nefes darlığı devam etti. Yaklaşık 1,5 ay kadar sürdü. Çok iyi düşünme kabiliyetimi biraz kaybettim. Multitasking yani birden fazla işi aynı anda yapma kabiliyetini biraz kaybettim. Ama o da geri geldi toplamda iyileşme sürecinden 1,5 ay sonra. Hastalık pozitif teşhisinden 4 ay sonra da tekrardan bir tomografi çekildi. Ciğerlerde herhangi bir iz kalmadığı söylendi. Beni kontrol eden doktor tarafından. Şimdiki durumum gayet iyi. Herhangi bir sorun, herhangi bir sağlık sorunum yok. Covid'den kalan başka bir şey de herhangi bir şey kalmadı şu an için. Ailemizde Covid, eşim, çocuklarım çok hafif geçirdiler. İki çocuk, birisi 2, birisi 4 yaşında. Onlar çok hafif geçirdi. Eşim hastaneye yatmadı. Ciğerlere gelmedi hastalık. Ama evdeki yardımcımız, o da Covid geçirdi kadın. O da çok hafif atlattı. Ama onun eşi çok ciddi ateşle seyretti. Ama hepsi düzeldi şu an. Hiçbirisinde başka bir şey kalmadı. Türkiye verilerini sunmak üzere Dilek Gürlek Gencebay hanımefendi davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Hocam. Bu güzel kongre düzenledikleri için düzenleme komitesine ve davetleri için çok teşekkür ediyorum. Ben de COVID salgınındaki Türkiye verilerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Gençler şunlara bir bakar mısınız? Hocam tarif ettiler ama. Sağ taraf. Bildiğimiz gibi Aralık 2019'da ilk defa Çin'de ortaya çıktı COVID salgını ve Mart ayında da dünya çapında bir pandemi ilan edildi ve bu tarihten itibaren yaklaşık 4,5 milyondan fazla kişi dünya çapında bu hastalık nedeniyle vefat etti. Öncelikle solunum yoluyla bulaşan bu hastalık akciğerlere kadar yayılmakta ve bazı kişilerde multisistem hastalığa yol açarak çoklu organ yetmezliğine neden olmakta. Ülkemizde de yaklaşık 60 binden fazla ölüm olduğu bildirilmiş durumda.
Bununla ilgili kronik hastalıklarla ilgili tabii ki bütün komiteler ve dernekler önerilerde bulundular. Bu dönemde halk sağlığı önlemleri alındı. Çok fazla sayıda hasta başvurusu olacağı için kronik hastaların hastaneye başvuru sayının azaltılması önerildi. Dünya Hemofili Derneği'nin önerileri arasında da bu hastane ziyaretlerinin sınırlandırılması vardı. Yalnız bu durumda da hastaların karşılaşacakları sorunlar, faktör konsantrelerinin temininde zorluk, hastaların hemofili merkezine ulaşımda güçlük, elektif cerrahi işlemlerin ertelenmesi ve klinik araştırmaların ertelenmesi şeklinde çeşitli zorluklar karşımıza çıktı. Bunlara çözüm olarak da uzatılmış yarı ömürlü faktör konsantreleri ya da yeni ortaya çıkan faktör 8 mimetik ajanların kullanımı öne sürüldü. Ancak ülkemizde zaten bu ajanlar bulunmamakta. Daha pandemi sürecinde de bu yeni ajanlara geçiş içinde hastalara uygun eğitim verilemeyeceği için önerilmedi. Sonuç olarak pandemi döneminde de hastaların kanama sıklığına, eklem skorlarına, fizik aktivitelerine, tedaviye uyumlarına ve kişisel farmakokinetik analizlerine göre kişiselleştirilmiş tedavilerine ve profilaksilerine devam edilmesi önerildi. Tabii pandemi bizim tıp alanındaki bütün pratiğimizi değiştirdi. Biz hastaları yüz yüze görüp muayene ederek, dokunarak değerlendirmeyi daha çok seviyoruz ve buna alışkınız ama tele tıp ya da tele sağlık hizmetleri pandemiden sonra hayatımıza girdi. Bu sağlık hizmetin uzaktan video ya da telekonferans yoluyla sağlanması olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda başka birçok alanda işte diş hekimliği, psikiyatri ve fizyoterapi alanında da tele tıp hayatımıza girmiş durumda. Bu Avrupa Hemofili Merkezlerinden yapılmış, İskoçya'dan yapılan bu çalışmada Mart 2020'den itibaren alınan bu halk sağlığı önlemleriyle 2019'da karşılaştırıldığında kliniğe hastaların başvurusunda %63'lük bir azalma olduğu ifade edilmiş. Ama Nisan ayından itibaren bu tele tıp hizmetlerini artırmışlar ve 731 hastaya anket yapıp değerlendirdiklerinde hastaların sağlık hizmetinin erişimlerini iyileştirdiğini, kullanımının kolay olduğunu ve sağlık personeli iletişimi kolaylaştırdığını göstermişler. Bu şekilde %35 oranında hastaneye başvurular artmış. Yine fizyoterapi alanında telekonsültasyonlar yapılmış. Bunların bir kısmı telefon, bir kısmı video, bir kısmı da yüz yüze gerçekleşmiş ve yürüme ve eklem hareket açıklığı analizleri yapılmış ve bir sanal egzersiz sınıfı oluşturulmuş. Yine fizyoterapi alanındaki hastaneye başvuru değil ama tele tıp kullanım oranları %35 oranında artış göstermiş. Sağlık çalışanları peki bu durumdan memnun mu diye değerlendirdiklerinde de %90'ı memnun olduğunu söylemiş sağlık çalışanların. Özellikle video konsültasyonlarında çeşitli teknik sorunlar yaşandığını ifade etmişler. Yaklaşık yere yakını da konsültasyonun biraz daha uzun sürdüğünü söylemişler. Ama bu konuda da eğitim gerektiğini ifade etmişler. Ama çoğunlukla sağlık çalışanları da bu hizmetten memnunlar. Avrupa Hemofili Kapsamlı Tedavi Merkezleri Avrupa'da birçok ülkede bulunmakta. Ülkemizde de 9 ilimizde hemofili kapsamlı tedavi merkezi bulunmakta ve pandemi döneminde bunların sayısında belirginde bir artış oldu. Bu da sevindirici. Hastalarımızı multidisipliner olarak takip edebiliyoruz birçok ilimizde. Biz de bu amaçla kendi hastanemizde kapsamlı tedavi merkezimizde izlediğimiz hemofili hastalarını değerlendirmeyi planladık. Mart ve Kasım 2020 tarihleri arasında hastaların klinik durumları, profilaksi kullanımlarını, herhangi bir kanama geçirip geçirmediklerini, hastaneye başvurup vurmadıklarını, COVID geçirip geçirmediklerini ve faktör sağlık hizmetlerine erişimlerinde bir sorun olup olmadığını sorduk hastalarımıza. O 49 hastamız vardı. Ortanca yaşları 13'tü. 47 hastamız hemofili A tanılıydı. Bunların %75'i profilaksi alan hastalardı. Pandemi döneminde bu tedavinin çoğunu doktor tarafından düzenlenmişti. %12'sinde 6 hasta tedavi planında kendisi değişiklik yaptığını söyledi bize. Profilaksi kullanımı %92'sinde düzenliydi. Bu da pandemi döneminde tedavinin büyük oranda aksamadığını gösterdi bize. Faktör infüzyonlarını yaklaşık %40'ı bir sağlık kuruluşunda yaptırmıştı. %48 evde yapılmıştı faktör infüzyonları. Bu da hastalara self infüzyonu öğretmenin ne kadar yararlı olduğunu, böyle bir kısıtlama döneminde kendi tedavilerini alabilmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı. 6 hastada da faktör yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştı. Yine bu dönemde bizim için şu slide'ı atladık.
Bu dönemde eklem kanaması geçiren hastalarımız 20 adetti. %41 eklem kanaması geçirmişti. Ortanca kanama sayısı da 3 olarak belirlendi. 29 hasta ise hiç eklem kanaması geçirmemişti. Kanama durumunda hastaneye başvuran 16 hastamız oldu. Bunların 9'u ayaktan tedavi edildi. 7 tanesi yatırılarak tedavi edildi. Ancak 4 hasta hiç hastaneye başvurmadı. Kendisi tedavisini planladığını ifade etti. Covid ile temas öyküsü olan 4 hasta vardı. 3 hasta da enfeksiyonu az önce arkadaşımızın anlattığı gibi sorunsuz bir şekilde yoğun bakım ya da hospitalizasyon ihtiyacı olmadan geçirmişti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin verileriyle karşılaştırdığımızda yine bu 12-18 yaş grubu hastalarda benzer sıklığa sahip. Daha büyük 19-49 yaş arasında oradaki verilerde COVID enfeksiyonu geçiren hasta sayısı daha fazla. Bizim yaş grubumuz biraz daha genç olduğu için onlara benzer şekilde COVID sayımız oldukça düşüktü. Bu dönemde doktorla telefon görüşmesi yapan 4-5 hastamız vardı. Bu da bize bu Avrupa ile yapılan çalışmayla kıyaslandığında teletip kullanımının ülkemizde biraz daha az olduğunu gösterdi. İlaç temininde de 3 hastada bir problem oldu ama bildiğimiz gibi SGK raporları uzattığı için çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Bu hastalar da kısa sürede faktörlerine ulaştılar. Bu konuda bir belirgin bir şey yaşamadık. Bu çalışmada Hollanda'da değerlendirilmiş. Hastaların COVID öncesi ve sonrası spora katılım durumları araştırılmış. 82 hasta çalışmaya alınmış. Ortanca yaş 23. Burada hemofili A olan hastaların %92'si ve %33'ü sadece ağır hemofili olan hastalar çalışmaya alındığında spora katılım oranlarında ve spor yapma sürelerinde belirgin bir azalma olduğu pandemi döneminden öncesine göre değerlendirilmiş ve yüksek riskli sporları hastaların tercih etmedikleri bu dönemde ortaya konmuş. Sedanter yaşamı indüklediği söyleniyor tabii ki pandeminin. Bu çalışmada da İspanya'dan yapılan çalışma bizim gibi bir hemofili tedavi merkezinde COVID enfeksiyonu sırasında yapılan vizitler değerlendirilmiş. Yine yüz yüze vizitlerin belirgin oranda azaldığı, teletip konsültasyonların arttığı burada yine vurgulanmış. Hastaların acil durum olsa bile hastaneye başvuru sayılarının azaldığı, tedavi sayılarının azaldığı ifade edilmiş. Burada şöyle bir şey yapılmış, %95 oranında hastaların ilaçları evlerine teslim edilmiş. Bunun oldukça yararlı olduğunu ifade etmişler. Bunun dışında da özellikle hastalara e-günlükler tutturmuşlar ve bunları hemofili hemşireleri takip etmiş, kanamaları bu şekilde uzaktan takip edebilmişler ve bunun oldukça faydalı olduğunu vurgulamışlar. Diğer hemofili tedavi merkezleri ile yapılan pandemi dönemindeki aktivitelere bakacak olursak biz de yine aktivitelerimize video konferanslar yoluyla devam ettik. Multidisipliner ekip toplantıları yapıldı. Çeşitli vaka toplantıları düzenlendi. Hemofili dernekleri aracılığıyla buluşmalar yapıldı ve ortak toplantılar düzenlendi. Aktivitelerimiz uzaktan da olsa biz de teletipi oldukça yoğun şekilde kullanmış olduk. Bu çalışmada da İngiltere'den fizyoterapi konsültasyonları değerlendirilmiş. Zoom aracılığıyla ya da diğer video platformlar aracılığıyla video ile hastaları değerlendirdiklerini ifade ediyorlar bu çalışmada da. Yani Zoom'da mı ya da hastalar odada mı değerlendirsin, hangisi daha iyi? Buna da baktığımız zaman oldukça hastaların ufak kanamalar için gereksiz hastane ziyaretlerinin önlediğini ve bir triyaja sebep olduğunu, bu şekilde gereksiz durumlarda hastane başvurularının ertelendiğini ifade etmişler. Yine hafif kanama bozukluğu olan hastalarda düzenli hastaneye gelmeyen hastaların takibi açısından da bunların uzaktan takibin, fizyoterapinin iyi olduğunu, yine hastaların ameliyat sonrası egzersiz takipleri yapılması açısından faydalı olduğu, özellikle genç hastalarda başarının biraz daha iyi olduğu, yaşlı hastalarda adaptasyonun güç olduğu ama faydalı bir uygulama olduğu ifade edilmiş. Sonuç olarak COVID-19 enfeksiyonu hemofili hastalarında artmış sıklıkta değil. Bütün toplumdaki olduğu gibi sıklıkta görülüyor ve bu hastalarda belirgin bir hastane mortalitede artış yok. Yine hemofilide diğer normal zamanlarında olduğu gibi profilaksilerine devam edilmesi, faktör düzeylerinin %1-5 arasında tutulması ve önemli olan fiziksel aktivitenin de devam edilmesi vurgulanıyor. Ve kanama durumunda da acilen tedavinin başlatılması öneriliyor. Peki hastaneye başvurduğunda hasta COVID ile ilişkili bir koagülopati varsa bunu nasıl izleyelim? Hastalar tabii diğer COVID hastalarının olduğu gibi PT, PTT,
trombosit sayısı, fibrinojen ve D-dimer sayılarıyla takip edilmeli. PTT burada hemofili A ve B'de uzayacak ama düzenli profilaksi alıyorsa %30-60 civarında faktör düzeylerini tutmak hedeflenmeli. Özellikle lupus antikoagülanı gibi inhibitörler gelişebilir. Bu açıdan PTT uzunlukları net olarak değerlendirilmeli ve burada D-dimer takibinin önemini vurgulamışlar. Koagülopatinin şiddetiyle orantılı ve D-dimeri yüksek olan hastalarda tromboprofilaksiye başlanılması da öneriliyor. Hospitalize eden hastalarda dikkat edilecekler. Sık arteriyel kan örneklemesinden kaçınılması, venöz girişim yerlerine dikkat edilmesi. Özellikle hastalar öksürebilir, öksürükle işte kanamalar olabilir. Bu açıdan profilaksine devam edilmesi. Herhangi bir invaziv girişim yapılacaksa, entübe edilecekse faktör düzeylerinin mutlaka gerekli faktörün yapılması. Nasitoreitlerden kaçınılarak daha çok parasetamol tercih edilmesi öneriliyor. Yine gastrointestinal sistem kanama riskine karşın proton pompa inhibitörleri gibi ilaçlar kullanılabilir. Özellikle diğer hastalarda olduğu gibi işte hipertansiyon, diyabet, obezite gibi komorbid hastalığı olanlarda daha kötü seyredebilir, daha dikkatli olunmalı. Burada da öneriler yer alıyor. Evde takip edilen hastalarda ek bir öneriye gerek yok. Profilaktik faktörlerine devam edilmesi, hastaneye yatırılıyorlarsa mutlaka profilaktik dozda düşük molekül ağırlıklı heparin başlanması ve faktör replasmana devam edilmesi. Yoğun bakıma giden hastalarda faktör düzeylerinin %50-100 olacak şekilde biraz daha yüksek seviyelerde tutulması ve antikoagülan tedaviye de devam edilmesi önerilmiş. Sonuç olarak ülkemizde de COVID enfeksiyon sıklığı artmamış ve hemofili hastalarımızda COVID döneminde takiplerine, tedavilerine büyük bir aksanma yaşanmamış olduğunu gördük biz de. Yine daha önceden olduğu gibi kanama profiline, eklem skoruna ve aktivitelerine göre kişiselleştirilmiş tedavilerine devam edilmesi öneriliyor. Teletip tabii ki yüz yüze hasta hekim ilişkisinin yerini alamaz ama bundan sonra da bu hibrit modeli benimseyeceğiz gibi görünüyor artık. Her ikisini de kullanacağız. Hastalarımıza biraz daha uzaktan hem kliniğe gelerek hemofili hastalarımızı düzenli takip edeceğiz. Böyle görünüyor. Teşekkür ediyorum dediğiniz için. Sayın hocam, bu güzel sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Soru ve katkısı olan var mı? Buyurun. Hocam sunumunuz için teşekkür ederim. Ben hemofili hastasıyım. Konya'dan katılıyorum, Oğuzhan Petikçi. Hemofili hastalar arasında şöyle bir rivayet ya da söylenti çıktı. İşte hemofili hastaların COVID'e yakalanması riski daha az diğer kişilere göre. Böyle bir şey var mı? Yani herhangi bir az değil. Diğer toplumla karşılaştırdığımız zaman sıklık aynı. Toplumdaki sıklıkla aynı. Ama daha kötü gitmiyor. Ya da bir hani diyabet hastalarında, hipertansiyon hastalarında işte yaşlı hastalar daha kötü seyrediyor denilmiş. Ama hemofili hastalarında belirgin bir kötü gidiş rastlanmamış yani. Özellikle bir şey yok. Peki entübe olmadan önce neler yapılması gerekiyor? Ya da bununla ilgili bir program yapılıyor mu? Çünkü entübe sırasında faktör alması gerekecek mi? Yani onu zaten söyledik, dediğim gibi hastaların rutin almakta oldukları faktör profilaksilerine devam edilmeli. Hastanede yattığı sürece, yani hospitalize edilen hastada hem faktör profilaksilerine hem de tromboz gelişme riskleri de yüksek bu hastalarda. Hani COVID enfeksiyonu nedeniyle böyle yoğun bir inflamasyon ortaya çıkıyor. Hem profilaksilerini alacaklar hem de bir antitrombotik tedavi, ikisini birlikte kullanımı öneriliyor. Teşekkür ederim. Arkada bir arkadaşımız var. O bir şey sormak ister. Hocam selamlar. Antalya'dan Mert Güler ben. Bir sorum olacaktı size. Yani hemofilinin COVID-19 enfeksiyonuyla alakalı artış olmadığını söylüyorsunuz. Standart diğer insanlarda olduğu gibi devam ediyor. Buna ben de katılıyorum da. Fakat ben de şimdi bu hemofilik bireyler olduğumuz için nasıl diyeyim, doğuştan gelen bir takip mekanizması oluştu bizde. Hı-hı. Kendimizi takip ediyoruz. Sağlığımızı, hastalığımızın akışını vesaire. Ben de hemofili dışında diğer rahatsızlıkları da tabii takip ediyoruz. İşte üşütme olsun vesaire. Şimdi ben iki doz aşımı oldum. Yanımda örnek veriyorum, burada otururken yanımda pozitif çıkan vakalar oldu. Ben hep negatif çıktım. İkinci doz Pfizer-BioNTech aşısı oldum. Hı-hı. Fakat ben hiç gribal enfeksiyon yaşamamış bir insanım. Yani şu yaşım, 28 yaşındayım, öyle söyleyeyim size.
belki bir elim parmağını geçmez hani. Ama ikinci dozumu Temmuz ayında oldum. Temmuz'dan bugüne kadar eşim hemşire benim. Eşimin çalıştığı hastanede 4 kere oksijen bağladılar. Yani öyle hasta. Hatta burada şimdi uçakta da hemen bir soğuk yiyeyim. Sanki hani vücudumun direnci değişmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Yani bu aşılar biraz alelacele çıktı piyasaya biliyorsunuz. Biraz dayatmayla, biraz zoraki, biraz insani olarak bu aşıları yaptırmak mecburiyetindeyiz hepimiz. Yaptırdık da nitekim. Ama benim bir dengem değişti gibi hissediyorum. Ben hiç hayatım boyunca hani parol dışında gribal bir enfeksiyon için ilaç kullandığımı hatırlamıyorum. Yani çok nadir enfeksiyon hastalıkları oluyordu. İşte augmentin yazıyordu hocalarımız, gönderiyordu. Evet. Ama şimdi ben bevit, cevit, ondan sonra oksijen, Allah ne verdiyse acilde grip için verilecek her şeyi kullanmaya başlıyorum. Ve bu özellikle ikinci doz aşıdan sonra olmaya başladı. Bunun hakkında görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani aşıların tabii uzun vadedeki etkilerini hep birlikte göreceğiz. Şu anda hastalıktan korunmak için hepimiz aşılarımıza olmak durumundayız. Özellikle bizim gibi kronik hastalıklar mutlaka aşısına olmak zorunda. Ama böyle hani bildirilmiş dediğiniz gibi bir yan etki yok aşıyla ilgili. Hani bazı hastalarda işte böyle miyokardit, kalple ilgili yan etkiler bildirilen hastalar var. O da milyonlar düzeyinde. Hani nadir komplikasyonlar var ama böyle arkasından enfeksiyon, gribal enfeksiyon gibi bir durum bildirilen öyle bir şey yok. Sayın hocam, yapabilir miyim burada bir hematolog olarak? Şimdi burada rahatsız olmuşsanız aşıdan sonra mutlaka immün sisteminizde bakmanızda fayda var. Özellikle emin globulin düzeylerinize G, A, D ve E'ye bakarak vücudun savunma sistemini bir kontrol etmenizde fayda var. Dolayısıyla bu tür şey, belki aşı sizin çok belli belirsiz bir immün yetmezliğinizi ortaya çıkarmış oldu. Onun için bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Ama şu bir gerçek, sayın hocalarım da katılacaklardır. Bu işin başka yolu yok. Aşı olmak zorundayız, aşı olmak zorundayız. Hani hemofililerin, hele hele hemofililerin daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Allah korusun bir tromboz, yani bir COVID esnasında damar parenkiminin bozulması daha ciddi problemlere neden olabilmekte ve gerçekten de tedavisi oldukça sıkıntılı. Çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Efendim bir sonraki konuşmacımız Sayın Recep Öztürk hocam. Beklenen çözümler ilaçlar, yani COVID konusunda ilaçlar, aşılar ve destek tedavilerini bahsedecek. Sayın hocam buyurun, sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Öncelikle düzenleme heyetine çok teşekkür ediyorum. Hem bizzat hemofili hastaları hem de bu işin uzmanlarını bir araya getirip gayet de güzel, isabetli konular yanında güncel bir konu olan COVID-19'u da ele almaları vesilesiyle Sayın Zülfikar'ın şahsında tüm düzenleme kuruluna teşekkür ediyorum. Benden istenen COVID-19'da antiviral tedaviler, destek tedaviler ve aşılar iki hasta örneğiyle ve ardından Dilek Hoca'nın güzel verileriyle konu zaten açılmış oldu. Ben de 1 Nisan 2020'de eşimle birlikte özellikle kendim hastalığı çok ağır geçiren yoğun bakıma son anda tartışmalar sonrası bir iki saat daha bekleyelim denilen ve o aşamada geri dönen ama solunum sorunları bir ay kadar net devam eden, daha sonra ise özellikle çalışma performansı, konsantrasyon ve uyku sorunları aylarca devam eden bir kişiyim. Bu açıdan tabii bu hastalığı şu anda dünyada 230 milyon kişi laboratuvar olarak doğrulanmış hastalandı. Malum PCR %10-15 vakayı tespit edemiyor. Bunun üzerine en az bir 50 milyon daha semptomatik ve bir %40-80 arası asemptomatik seyir var. Yani 230 milyonu en az 2-3 ile çarparak şu anda COVID-19'un yükünü görebiliriz. Ama burada özellikle yine bu doğrulanmış hastalar arasında 4 milyon 715 bin ölüm var. Ne yazık ki özellikle sosyal medyada biz henüz hastalanmadık deyip aşıya karşı çıkanlar
bu 4.715.000 laboratuvar doğrulanmış ölümü ve laboratuvar doğrulamamışlara da dikkate alırsak neredeyse bunun en azından bir %50 daha fazla rakamı düşünmeleri gerekir. Ben sunum esnasında kısa şekilde risk faktörlerine, sonra gerek antiviral gerekse destek açısından tedavi seçeneklerine ve aşılara değinerek sunumumu bitireceğim. Bir yeni risk faktörü var ama bunlar arasında 65 yaş üzerinde olma, bağışıklık bozukluğu olan hastalar ki özellikle antikor yanıtını ağır şekilde bozan durumlar, hücresel immüniteyi ağır şekilde bozan durumlar, şişmanlık vücut kitle indeksinin 35 üzerinde, 35 veya üzerinde olduğu durumlar, diyabet ve kronik böbrek hastalığı bunların başında yer alıyor. Başka bir faktörler de var. Hemofili hastalarının bu konuda özel bir riskinin olmadığını zaten Dilek Hoca da vurguladı, ben de vurgulayayım. Laboratuvar testler arasında özellikle yüksek D-dimer, CRP, LDH, troponin, ferritin, CPK gibi değerlerin belli değerlerin üzerinde olması ve bir derin lenfopeninin olması, özellikle 800 mikrolitrenin altında bir lenfopeni yine laboratuvar açısından ciddi risk faktörü. Ciddi risk dediği, ciddi hastalık dediğimizde satürasyonun %94 altında, PO2, PO2'nin 300 milimetre civa altında, solunum sayısının 30 dakikadan fazla ve akciğer infiltrasyonunun %50'den fazla tutulduğu hastayı kastediyoruz. Şimdi malum bu hastalık Wuhan'da, Çin'de çıktıktan sonra özellikle o bölgede hızla ilerleyip deneysel klinik tedaviler, ön tedaviler burada başlandı. Türkiye bu Çin ve diğer bölge ülkelerinde ve ardından dünyaya yayılan ülkelerde tedavide ve diğer destek tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar haliyle ayrıntılı şekilde izledi. Birebir bu çalışmaları yapanlarla görüşmeler oldu. Ve o dönemde gündeme alınan, daha sonra bir kısmı terk edilen tedavi seçenekleri kullandık, kullanıyoruz. Tüm dünyada da başlangıçta yapılan tedavilerin bir kısmının yararları konusunda randomize kontrollü çalışmalar beklenen başarıyı ortaya koymadı. Baktığımızda favipiravir, remdesivir, hidroksiklorokin, HIV ilacı olan lopinavir, ritonavir, bir parazit ilacı olan ivermektin ve bugün bunlar denenip terk edilen veya bir kısmı kullanılan remdesivir gibi ilaçlar. Gelecek vaat eden bir ilaç ise bir RNA virüslerinin etkili molnupiravir. Destek tedavisi, semptomatik tedavi açısından deksametazon veya diğer kortizonlar, interleukin 1, interleukin 6 veya JAK inhibitörleri dediğimiz tosiluzumab, anakinra, baricitinib. Vitamin destekleri çok bazılarınca övüldü ama biraz sonra değineceğim. Ve özellikle düşük molekül ağırlıklı heparinin destek tedavisindeki yerini biliyoruz. Erken dönemde plazma tedavisi ve şu anda belli yine erken dönemde monoklonal antikor tedavisi özellikle ilk 7 günde plazma tedavisi beklenen başarıyı ortaya koymadı ama monoklonlarla bazı başarılı sonuçlar alındığı bildiriliyor. Ve yine izlemde ve destek açısından yüksek akımlı oksijen ve fiziki açıdan prone pozisyonu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp özellikle bazılarınca çok öne çıkarıldı. Geleneksel Çin tıbbı, ozon tedavisi gibi. Ama halen bazı çalışmalar devam etmekle birlikte şu anda 2 seneye vardığımız bir süreçte bu geleneksel ve yetat kapsamındaki tedavilerden henüz net bir çözüm elde edilemedi. Şimdi bu ilaçlara baktığımız zaman ülkelere göre hangi tedaviler halen devam ediyor? Hidroksiklorokin Türkiye'de belli bir süre kullanıldı. Geçen aylarda kaldırıldı. Dünya Sağlık Örgütü ilk başlardan sonra klinik çalışma şeklinde devamını önerdi. Ve değişik ülkeler erken bir şekilde bu ilacı sadece klinik çalışma olarak kullananlar oldu. Remdesivir ağır vakalarda öneriliyor. FDA'den onay alan bir ilaç. Yine Almanya'ya baktığımızda mesela Dünya Sağlık Örgütü bu ilacı da yine klinik çalışma
ile kullanın diyorlar. İngiltere keza klinik çalışma. Japonya orta ağır hastalarda tercih ediyor. Favipiravir biz halen kullanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ve şu anda İngiltere'de devam eden bir çalışmada halen kullanılıyor. Almanya, Amerika kullanmadı. Avustralya klinik çalışma düzeyinde kullanıyor. İngiltere'de klinik çalışma, Japonya'da da belli bir süre denenip şu anda kullanılmıyor. Lopinavir, ritonavir bir HIV ilacı. Çok erken dönemde özellikle Türkiye'de sadece hamilelerde ve çocuklarda önerildi. Pek çok klinik çalışma ama sonuçlar mevcut ilaçlar arasında şu anda remdesivir dahil çok yüz güldürücü bir tablo ortaya koymuyor. Molnupiravir şu anda faz 2-3 denemeleri yatan hastalarda durdurulmuş ama temas sonrası profilaksi ve ayaktan hastalarda devam eden çalışmalar var. Bu bir ribonükleozit analoğu. RNA polimeraz dediğimiz SARS-CoV-2 RNA'sının RDRP bölgesini hedefliyor. Burada virüsün çoğalması esnasında kusurlu RNA'ların kopyalarını üretiyor ve mutasyondan hep korkuyoruz ama bakın burada biriken bu mutasyonlar virüsü çoğalamaz duruma getiriyor. Bir ölümcül mutagenez meydana geliyor. Esasen ilk olarak bu da favipiravir gibi grip virüsü için ilk olarak tespit edilen bir moleküldü. Ama diğer RNA virüslerine ve SARS-CoV-2'ye de etkili olduğu oral olarak şu anda klinik olarak deneniyor faz 2-3'te. Ümit verici ön bilgiler var. Bir diğer ilaç antiviral şeyli olmasa da anti-inflamatuar etkiliyor olan sisteinil lokotiren reseptör antagonisti olan Montelukast. Dünyada farklı ülkelerde faz 2-3 yapıldı. Ülkemizde de bu çalışma bir geniş ekipçe yapılıyor ve sitokinleri baskıladığı ve özellikle sitokin fırtınasında katkısı olarak mortaliteyi azalttığı ön bilgileri var. Bu da önümüzdeki dönemde tedaviye bir destek aracı olarak gelebilecek. Değinildi tromboemboli profilaksisine özellikle yatan hastalarda, D-dimer yüksek hastalarda bunlarda hemogram, PT, APT, fibrinojen, D-dimer izleniliyor ve hastaneye yatırılan COVID hastalarına rutin olarak uygulanıyor. Orta vakalarda profilaksi dozunda, ağır vakalarda ise tedavi dozunda uygulanıyor. Erken dönemlerde steroidin özellikle ilk haftasında değil de daha sonra da immün reaksiyon döneminde önemli katkısının olduğu tespit edildi. Şu anda kanıta dayalı olarak verilen özellikle 6 mg dozda dexametazon veya eş değeri dozlarda 10 gün süreyle veya gerektiğinde biraz daha uzatılarak verilen steroidden yararlanılıyor. Ama erken dönemde verilirse bir virüsün daha çok çoğalmasına neden oluyor. Mutlaka bunu solunum desteği gereken hastalarda yaklaşık bir hafta sonra solunum yetersizliği gelişenlere uygulamak gerekir. İmmün plazmaya değinmiştim. Türkiye'de de çalışmalar yapıldı. Tabii burada immün plazma erken dönemde içinde ne kadar nötralizan antikor var o dönemde yapılamadı. O nedenle çalışmalar çelişkili çıktı. Ama içindeki antikor miktarı standartize edilip kullanılırsa monoklonal antikorlar kadar olmasa bile erken dönemde, o dönemde geç kullanan hastalar da oldu. O açıdan işler, çalışma sonuçları karıştı. Burada kesinlikle erken dönemde verilebilir ama çok başarılı bulunan bir tedavi seçeneği değil. Şimdi özellikle sitokin fırtınası dediğimiz ki ölümün ağır olguların daha görülen sitokin fırtınasında ki bunlarda çok yüksek belirtin, D-dimer, LDH, CRP, fibrinojen oluyor ve özellikle hastalığın ikinci haftasının başında birinci hafta bittikten 7-8 gün bittikten sonra görülüyor. Burada interleukin 1, interleukin 6 ve JAK inhibitörleri deneniyor. Seçilmiş hastalarda iyi endikasyonla seçilmiş hastalarda
Ve bu gruplarda bunların yararı var. Gerek anakinranın, gerek tosilizumabın. Ama rastgele bir ara özellikle bu işin başında tüm dünyada biraz gereksiz kullanılınca bazı çalışmalarda yararsız bulundu. Yani gereksiz ileri çok ileri vakalarda uygun dönemde veya erken kullanılırsa tabii ki esas kullanılması gereken o makrofaj aktivasyon sendromu, sitokin fırtınası sendromu vakalardaki başarı örtülmüş oluyor. Bir diğer çok fazla bir açıdan reklamı yapılan diyelim, çünkü bir ilaç hak ettiği değerden daha fazlasını konuşuluyorsa, yazılıyorsa bu bir reklamdır. Evet, D vitamininin, bunu biliyoruz, viral replikasyon azaltma, anti-enflamatuar etki, immün modülatör etki, bunların hepsi var. Ortalama D vitamin düzeyleriyle COVID-19 vakalar arasında bir negatif korelasyon gözlenmiş. Ama bu çalışmalar daha fazla çalışmayla desteklenmesi gerekiyor. Burada bir çok yüksek doz değil ama optimal bir seviye 75-125 nanomol litre lik bir vitamin takviyesinin uygun olduğu düşünülüyor. Ama D vitamin düzeyleriyle COVID-19 şiddeti ve ölüm arasında ilişkiye bakıldığında burada daha fazla randomize kontrol çalışmalarına ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Ama bu takviyelerin ve yüksek doz D vitamininin, yani bu belirtilen seviyenin üzerindeki bir vitamin düzeyi sağlamanın COVID-19 sonuçlarını iyileştirdiğine dair elimizde net bir kanıt yok. Şimdi gelelim aşılamaya. Aşılar daha uygulamaya girmeden önce hepimizin söylediği ve çok eleştiri aldığımız bir husus vardı. Diyorduk ki aşılar bu hastalığı kontrol etmede en önemli araçlardan biri olacaktır. Ama aşılarımızı yaptırmamıza rağmen, hangi aşı olursa olsun yaptıralım. Ama aşıları yaptıktan sonra bile maske, mesafe ve diğer önlemlere mutlaka uyacağız. Ve ne yazık ki burada çok fazla en fazla eleştiri aldığımız hususlardan birisi buydu. Neden aşıya rağmen biz yine korunmaya devam edeceğiz? İnsanlar bir açıdan maskelerden ve diğer tedbirlerden sıkıldılar. Şunu biliyoruz ki pek çok hastalıkta aşılar özellikle ciddi hastalıktan mortalitenin azalmasında işimize yarıyor. Ama aşıların çoğusu için kalkıp bulaşıcılığı azalttığı veya bulaşmayı tamamen önlediği, evet bir azalma oranı var ama bu azalma oranı sıfırlayıcı bir azalma değil. Yine biz hafif hastalık veyahut da özellikle immün süpres hastalarda zaten son örneğini gördük, bir böbrek hastası hekim arkadaşımız tam aşılı olmasına rağmen maalesef vefat etti. O nedenle alttaki faktörleri tam bilmediğimiz için aşılara ta baştan, uygulamaya başlamadan biz bu gözle bakıyorduk. Şu anda bir aşıdan beklentimiz ne? Ağır hastalıklar azaltıcı, yoğun bakıma yatışı azaltıcı ve doğal olarak ölümü azaltıcı bir etkisini bekliyoruz aşıların. Şimdi burada kitle bağışıklığı dediğimiz, aşılardan beklediğimiz diğer bir başarı ise salgının sona ermesinde katkıda bulunacak. Eğer aşılama olmayan toplumda gördüğünüz gibi ciddi bir, zaten bu hastalığın R değeri oldukça yüksek. Eğer toplumda bağışıklığı yeterince sağlanan kişi yoksa diğerlerine çok kolay bulaşıyor ve toplumda çok yaygın hastalık görülüyor ve sağlık sistemi çöküyor. Aşılama kapsamı kitle bağış sınırının altındaysa yine bulaşmayı tam önleyemiyoruz ama eğer biz bulaşma ve aşının etkinliğini dikkate alarak, burada şu anda varyant nedeniyle aşıların etkinliği de o RNA aşılarındaki %90 veya inaktif aşılardaki %60-80 başarı varyantların ortaya çıkmasıyla doğal olarak azaldı. O nedenle bugün artık %80-90'a varan bir tam aşılama sağlayacağız ki aşılamanın bu kitle bağışıklığı dediğimiz, herd immunity dediğimiz olayı gerçekleşsin. Burada çok değişik aşılar var. Bunlar üzerine çok durmayacağım. Fakat bir arkadaşımız da söyledi. Aşılar neden erken yapılabildi? Değerli katılımcılar, önce şunu bilelim. Bakın, HIV virüsünü ele alın. İçinizden bunu 1980'de biliyorsunuz, karşılaştık. Sadece teşhisini, hastalık tanımlandı, böyle bir hastalık var, fırsatçı enfeksiyonlara neden oluyor. Sadece teşhisini için bir ELISA testini dünya 2 senede üretti.
Bakın yine 2000'li yılların başlarında insan genom projesi, human proje ortaya kondu. Bir bakıldı ki mevcut tekniklerle biz gidersek 50 küsür senede bu çalışma biter. O zaman ne yaptılar? Moleküler biyolojiye çok ciddi yatırım yaparak 8-10 senede o 50-60 senelik çalışmayı bitirdiler. Yani mevcut eğer sekanslama tekniğiyle gidilseydi bu genom projesi 50 küsür sene sürecekti. Şimdi bir hatırlayalım, içimizde bir yeni hekim arkadaş var, bu işte uğraşan arkadaşlar var. Biz bir virüsün genomunu, bir mikrobun genomunu yıllar süren çalışmalar yapılırdı. Bir genomu. Peki bu hastalığın genomu ne kadar da ortaya kondu? Bütün genom analizi sadece 3 haftada. Bakın sadece orada kaybedilen 2 sene, o başlangıçta kaybedilecek 2-2,5 sene kazanılmış oldu. Çünkü teknikler çok ileri. Bugün gelişen Next Generation sekanslama sistemleri ile ileri sekanslama sistemleri ile o 2 sene birden kazanıldı. Sonra şu anda dünya gördü ki çok büyük bir salgınla ekonomiyi, eğitimi, sağlığı, sosyal hayatı çökerten bir pandemiyle karşı karşıyayız. Tüm dünya hükümetleri, üniversiteler, bu alanla ilgilenen pek çok kişi çok ciddi ekip çalışmalarıyla, yani ciddi fonlar bulundu. Mesela ve artı SARS-1'den gelen ciddi bir tecrübe vardı. SARS-1 aşısı neden yarım kaldı? Madem bitti 8-10 bin vakayla, destek alamadı. Mesela o aşı desteğe devam etseydi bugün SARS-CoV-2 aşısı çok daha kolay bulunacaktı. Oradan gelen SARS aşılarından gelen, MERS aşı çalışmalarından gelen ve hükümetlerin, üniversitelerin, sektörün çok ciddi katkıları oldu ve bu alana oldukça fazla ilgi oldu. Bakın 200 bine yaklaşan PubMed'de çalışma var. Büyük bir ilgi neticesinde ve bürokratik işlemler basbayağı azaltıldı. Daha önce bunun halk farkında değildi. Halkın bir beklentisi yok. Değişik aşılar arka planda çalışılırdı. Bunların faz çalışmalar için izinler, hastalar. Bakın bugün mesela Türkovak için bir vatandaşımız özel olarak gönüllü oluyor. Gönüllü bulma konusu arttı. Yani burada neden aşılar 5 yılda değil de daha erken üretildi? Dünyada buna verilen önem gelişen teknolojidir. Burada kesinlikle bazı kişilerin özellikle iddia ettiği gibi, yani ısrarla, o zaman bu arkadaşlarımız insan genom projesi neden 50 senede değil de 8 senede bittiği de sorgulamaları lazım. Bu konuyu iyi, çok iyi anlamak lazım. Elbette mesela bir tifo aşısı 105 sene aldı. Yani biz şimdi oturup bu pandemi döneminde bunları mı bekleyeceğiz? HPV 22 sene aldı ama buradaki olay bu virüsü tanıma ve onun değişik özelliklerini bilme ve değişik klinik çalışmalarını yapabilmedir. Peki böyle bir uyduruk aşı yapsa dünya, neden HIV'e, AIDS'e, neden hepatit C'ye çok daha fazla hasta oluyor? Şu anda 40 milyon her sene dünyada bir hasta kümesi var. Yani o konuyu saptıranlar, yalanlarla, vehimlerle, farklı gerekçelerle saptıranlar hiç bu gerçekleri görmüyorlar. Yani madem öyle kolay aşı yapılıyor, buyurun HIV HCV'ye aşı yapılsın. Efendim mutasyon geçiren virüs, mutasyon geçirmeyen virüs mü var? Mutasyon geçirmeyen bakteri mi var? Hepimiz, bütün canlılar mutasyon geçirir şöyle böyle. Bu ifade de tamamen yanlış bir ifadedir. Burada bu destekten, SARS-CoV-2'nin erken saptanmasından 2-3 haftada, bilim adamlarının ekip anlayışından tek tek bahsettim. Şu anda dünyada klinik geliştirme aşamasında 112, preklinik dönemde 183 aşı var. Dünya tarihinde böyle bir olay yok. Buradaki ilgiyi iyi anlamak gerekiyor. Ve yine baktığımızda bu aşıların ağırlıklı kısmını protein temelli virüs benzeri partikül aşıları oluşturuyor. Bakın burada COVID aşılarını kim finanse etti? Kamu rengini görüyorsunuz, kar etmeyen kuruluşları görüyorsunuz ve özel kuruluşları görüyorsunuz. Evet, şu anda Moderna ve Pfizer aşısı başarı sağlayıp üretime geçtiği için sanki firma aşıları önde gibi, ama tam tersi öyle değil. Mesela ülkemizde biliyorsunuz aşı üretimi biz 1960-70'lere kadar çok başarılıydık. 70'te gerilemeye başladık. 97'de son aşısını üretti Türkiye.
97'den beri aşıya gerçek anlamda bir ağırlık vermedik ama bu son dönemde savunma sanayine verilen önem gibi aşıya da devletçe büyük önem verildi. Marifette iltifata tabi olduğuna göre tüm dünyada böyle neden aşılar üretiliyor? Buradaki kamunun payının dikkatinize sunmak isterim. Bir defa aşılarda değerli katılımcılar, güvenlik çok önemli kriterdir. Güvenliği yani faz biri, yani klinik öncesi şeyleri bir tarafa bırakalım. Orada bütün genotoksik çalışmalar hepsi yapılıyor hayvanlarda ve çok ciddi kalite çalışmaları isteniyor gerek ülkemizde gerekse yurt dışında. Ondan sonra faz 1'e geliyoruz. Faz 1'de güvenlik çalışması olmazsa olmaz. Aşı güvenliği geçmeden asla ve kata etkisi ne olursa olsun kullanılamaz. O nedenle bütün aşıların çalışmalarında olmazsa olmaz güvenlik çalışmaları vardır. Şimdi soruluyor uzun etkileri. Yani şöyle bir düşünün, diğer aşıların hangisinin uzun etkileri? Tabii ki böyle bir şüphemiz olacak. Uzun etkileri olabilir diyeceğiz. Bir 5 sene doğal olarak çalışılacak. Ama uzun etkileri bir düşünün şu anda. Hangi aşıların 10 sene sonra bir etkisi, uzun etkisi açığa çıktı? Bunu isterseniz tartışma bölümünde ortaya koyarız. Burada şu anda istenen aşılardan birisi özellikle intranazal canlı bir atenüe aşımız olsun ki lokal immunite oluşsun. Böyle birkaç aşı deneniyor ama henüz daha ortada ciddi bir sonuç yok. Viral vektör aşıları ve messenger RNA aşıları ve inaktif aşılar şu anda daha önde duruyor. Burada bir soruya da cevap verelim. Messenger RNA konak DNA'nın bulunduğu hücre çekirdeğine girmez. Aşı uygulanmış kişinin genetik yapısını kesinlikle değiştirmez. Zaten belli bir süre içinde vücuttan da atılır. Aynı şekilde adenovirüs aşısı da DNA'sındaki kritik genler delesyona uğratılmıştır. Bu nedenle DNA'ya entegre edilemez. Yani böyle bir risk varsa zaten önce bunların güvenlik çalışmaları yapılıyor. O aşamada daha hayvan çalışmaları aşamasında bu aşılar insana zaten kullanılamaz. Çalışmaları yapılamaz. Bakın burada bütün aşıların o bazıları işte onay almadı vesaire. Bakın mesela Sinovac aşısına biraz sonra bakarız. Her birinin hangi tarihte nelerle Dünya Sağlık Örgütü'nden onaylarını aldı burada görüyorsunuz. Sinovac aşısına baktığımızda 1 Haziran 2021'de bakın Pfizer aşısı çok daha önce onay aldı. Neden efendim Türkiye'de Pfizer'dan acil kullanım onayı istenmedi? Bundan dolayı Türkiye'de bu aşı biliyorsunuz yılbaşında uygulamaya başladı. Henüz Dünya Sağlık Örgütü'nden evet faz 3 bitmişti ama onay almadığı için acil kullanım onayı ile kullanmaya başladı. Yani sorulan, şu anda ortamda sorulan bütün soruların cevapları var. Söyleniyor, izah ediyoruz ama aynı ezber, aynı ithamlar sürekli olarak yineleniyor. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü sayfasında bu izinler her ay güncelleniyor. Dünyada şu anda 6 milyara yakın aşı uygulandı. %43,5 kişi tek doz aşı olmuş durumda. İşin acı tarafı, hepimizi düşündüren tarafı düşük gelirli ülkelerin aşılama oranı %2. Ülkemizde şu anda bir doz %64'e aşıları tamamlananlar %50'yi aştı. Haritamız daha önce bir doz üzerinden gidiyordu. Şu anda iki doza çevrildi. İki doza göre halen özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve Bayburt'ta bir kırmızılık söz konusu. Ne zaman ki bütün bu iller buradaki gibi mavileşirse ve tedbirlere de devam edersek Türkiye bu hastalığı yükünü önemli oranda azaltacak. Ben aşılar üzerine tek tek durmayacağım. Soru soran varsa cevaplarım. Şimdi etkinlik çalışmalar arasında daha işin başında çalışılan kitleye göre farklar doğal olarak olmuştu. Gerçek hayat verilerinde de bu aşıların etkileri tek tek ortaya kondu. Çok önemli yan etkiler pratik olarak miyokardit hariç yoktu. İşte bildiğimiz baş ağrısı, uygulama yerinde ağrı, çok nadiren anafilaksi gibi yan etkiler oldu. Fakat şu gerçeği bilelim. Hangisini ele alırsak alalım miyokardit dahil. Yani hangi etkiyi ele alırsak alalım. Hastalık onu, eğer hastalık geçirirsek onu miyokarditte mesela bu 4-6 kat bulundu. Ortalama 5-6 katla 100-150 kat daha fazla olur.
Bir iddia aşılar kısırlık yapıyor. Hayır, ama hastalık kısırlık yapar mı? Soru işareti. Tekrar ediyorum, aşıların yaptığı yan etkiyi eğer hastalık geçirirsek en az 5-10-100 kat daha fazla geçiririz. İşin içine başka yan etkilerde, başka komplikasyonlarda girer. Burada messenger RNA aşıları evet %90'ın üzerinde etkiliydi ama delta varyantından sonra, ki bu öngörülmüştü zaten, yani delta varyantlar aşıların etkisini azaltabilir şeklinde net bilgiler zaten daha uygulama öncesinde ortaya konmuştu. Tek tek aşılara girmeyeceğim. Soru soran olursa cevaplarım. AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Rusya'nın Gamaleya aşıları diğer seçeneklerde. Burada SARS-CoV-2 varyantlarının, özellikle Delta varyantın aşı etkisini önemli yarı yarıya azalttığını görüyoruz. Yani bir an önce enfeksiyon bitmeli ki enfeksiyon devam ettikçe doğal olarak varyantlar ortaya konacaktır. Bakın yine sosyal medyada bir iddia. Efendim RNA aşıları Delta varyantı artırıyor. Değerli katılımcılar, Delta varyant Hindistan varyantı. Hindistan'da bu varyant çıkıp tüm Hindistan'ı geçtiğimiz aylarda ciddi şekilde etkilerken orada messenger RNA aşısı mı vardı? O dönemde Hindistan'ın %10-15 civarında bir aşı uygulaması vardı ve bu aşı o dönemde messenger RNA değildi. Bu iddialar maalesef hiçbir kanıta dayanmadan ortaya konuyor. Varyantlara karşı. Şimdi biraz aşı tereddüdünden bahsedelim. Öncelikle Türkiye'nin bu konuda çok ciddi bir vizyonu var, biliyorsunuz, bizim çiçek aşısında. Önderliğimiz var. İngiliz elçinin eşi bunu görüyor ve bu aşıyı ne yazık ki şu anda İngiltere sanki bunu uygulamış gibi. Halbuki Osmanlı'dan görüyor bu aşıyı ve bizim 1906'da, 1913'te o dönemde çiçek aşısı 3 doz uygulanıyordu. Sertifikalarımız var. Yani şehadetname diyoruz o dönemde. Yani biz aşıyla barışık bir ülkeyiz. Ve 1885'te Pasteur kuduz aşısını ilk uyguluyor. Hemen Sultan Abdülhamit 3 kişilik bir komisyon kuruyor ve Pasteur'ü davet ediyor. Pasteur yaşlı, gelemiyor. Pasteur'e 10 bin Fransız frangı tutarı, bir mecidiye nişanı, devletin en üst nişanını gönderiyor. Ve bu ekip aşıyı yapmayı öğreniyor ve ülkeye dönüyorlar. 2 sene içinde bu aşıyı uygulamaya sokuyoruz. Bakın aşıya karşı bizim toplumumuzun etkisi nasıldı? Şimdi aşı karşıtlarının pişirip pişirip önümüze getirdikleri efendim aşı otizm ilişkisi. Bakın bu yayını yapan kişi bir gastroenterolog. Topu topu bir 12 vaka üzerinde bu yayını yaptı. Ve aşı efendim kızamık aşısı otizm yapıyor dendi. Bu yayın daha sonra yalan olduğu uzun uğraşlar sonucu kanıtlandı ve yayın geri çekildi. Bu bir retrakte yayındır. Böyle bir yayın dünyada yok. Ama halen buna dayanarak maalesef yine aşı, otizm ve değişik ilişkiler ortaya konuyor. Halbuki şu anda çocuk hekimleri aramızda çok ağır subakut siklorazan panensefalit vakaları kızamık sonrası görmüşlerdir. Hem aile için bir yıkım, hem hekim için gerçekten yönetilmesi çok zor bir vaka. Sadece kızamık aşısı bir 20 yıllık sürede 23 milyondan fazla ölümü ve bir kısmı subakut siklerozan panensefaliti önlemiştir. Tekrar ediyorum, aşıların neden olduğu yan etkileri ilgili hastalık 5-10-100 kat daha fazla yapar. Maalesef bu anti aşı kampanyaları pek çok ülkede ölümleri artırıyor. Kızamık ölümleri çok çok azalırken pek çok ülkede ne yazık ki kızamık aşısı oranı azaldıkça kızamıktan ölümler artıyor. Peki aşıların en büyük düşmanı ne? Aşıların en büyük düşmanı aşıların çok büyük başarılı olması. Artık bugün difteriden, tetanozdan, kızamıktan ölenleri bu şekilde çocuk felciyle destekli yürüme ihtiyacı hisseden ve bir kısım yakınlarını çok erken dönemde yoğun bakımlarda kaybedenleri bugün görmediğimiz için aşıya karşı çok rahat bir şekilde konuşuyoruz. Bu manzaralar bugün yoksa çocuk felci aşısının etkisini görüyoruz. Şu şekilde vücudun bu hale getiren çiçek bugün yoksa yine bu başarıyı çiçek aşısına borçluyuz. Ve çocuk hekimleriyle bir arada olacağım için bir çocuk hekimi olan ve aynı zamanda şair Ceyhun Atuf Kansu'ya rahmet dilerken, bakın bizzat yaşadığı, ben bir günde 23 küçük ölünün gömüldüğünü gördüm bu köyde kızamıktan. Ya siz ne gördünüz? Söyleyin, söyleyin.
bir şey söyleyin, bir şey söyleyin uzaktan. Bugün yine 5 milyon ölüm olan bir dünyada halen biz hastalanmadık, bize bir şey olmadı diyen zihniyeti çok iyi teşhis etmemiz gerekir. Gerçekten aşı gerek COVID'de gerek diğer hastalıklarda bizim çok önemli bir halk sağlığı koruyucumuz ve destekçimiz. Sona doğru gelirken enfeksiyon hastalıkları dünyayı tehdit ediyor. 2007'de verdiğim bir konferansta, uzmanlık alanımız kongresinde. Bu zaten daha önceden biliniyordu. Biz bunu masaya yatırarak çok ayrıntılı bir şekilde tartıştık, söyledik. Evet, pandemi bir süre daha dünyayı etkilemeye devam edecek. En az bu yıl sonuna kadar. Belki biraz etkisini azaltarak devam edecek. Her şey bize bağlı. Aşılama oranlarımız ve kurallara uyma oranlarımız bunu belirleyecek. Molnupiravir'den ümitliyiz ama henüz kullanıma giren çok spesifik bir antiviral yok. Erken tanı ve tedavi, klinik süreç ve bulaşmaların önlenmesi etkili. Burada steroid desteğine, prom pozisyonuna ve çok seçilmiş vakalarda interleukin inhibitörlerine vurgu yapmak isterim. Kişisel koruma önlemlerine uyum ne yazık ki halen yetersiz. Öncelikle yüksek risk gruplarında olmak üzere yaygın bağışıklama çok çok önemli ve aşılama sonrası da korunma önlemlerine uyacağız. Bu vesileyle gelecek salgınlara ülke olarak, dünya olarak hazır olmak zorundayız. Ülkemizin enfeksiyon hastalıkları ve salgınlar enstitüsü kurmasını uzun yıllardır öneriyorum. Her ortamda yineliyorum, tekrar burada da yinelemek isterim. Bu hastalıkların çoğusu kainatta, çevrede karşılığı olan hayvanlarla bir ilişkisi olan hastalık. SARS da böyleydi. Bugün SARS-CoV-2 de malum böyle bir şüphe henüz tam ortaya konmadı ama var. O ne, bizim bir an önce bu enstitü vasıtasıyla iyi yetişmiş insan gücü ve istikrarlı bir yönetimle aşı üretiminde, ki şu anda bir aşımız önümüzdeki aylarda inşallah kullanıma girecek, antimikrobiyal maddelerle, tanı ve ileri araştırma cihaz ve kitleriyle biz mutlaka geleceğe hazır olmak zorundayız. Sözlerimi merhum hocam Ekrem Kadri Unatbak'ın harika bir kitabı, o günkü koşullarda bugün bile yazılması çok zor, ayrıntılı bir kitap. Koronavirüs sayfasını göstererek tıp, bakterisi ve virolojisinden hocamın yılmayacağız, durmadan çalışacağız. Biz olmasak bile bizden sonrakiler zengin, ileri, güçlü ve parazitleri yani mikropları zincire vurulmuş bir Türkiye'de mutlu olarak yaşayacaklardır. İlginiz için teşekkür ediyorum. Sayın hocam, bu güzel sunumunuz için bütün dinleyiciler ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Zamanımız oldukça aşmış durumdayız ama bir önceki grubun da burada katkısı olduğunu belirtmek istiyorum. Son bir soru almak isterim. Katkı ve soru olan var mı? Peki. Sayın hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize ve katılımcılara hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Arkadaşlar bir sonraki oturumu yönetecek arkadaşlara bırakıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.